Kobeller merhaba. Arkadaşlarım 21. ünitemizdeyiz. Yüzde kar problemleri çözüyoruz. En son 33 numaralı köşe taşında kalmıştık. Son iki köşe taşımız zaten kardeşlerim. Hemen başlayalım bunları da çözmeye. Dostlar şöyle odaklanma muhabbetini yapıyorum. Neymiş sorumuz? Yıllık enflasyon. Enflasyon soruları arkadaşlar. Bakın ben nasıl çözüyorum arkadaşlarım enflasyon sorularını. Böyle bir takip edin. Kolay bir soru tarzıdır arkadaşlarım. Hiç korkulacak bir şey yok. Şimdi diyor ki yıllık enflasyon oranının %125 olduğu bir ülkede memur maaşlarına bilmem ne zam yapılıyor. Değer kaybı yüzde kaç olur diye bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi hemen maaş dediğimiz şey maaş. Arkadaşlarım 100 lira olarak belirleyin. Bir tane de bir şey belirleyin arkadaşlar. Mesela soru bankası. Soru bankasını da 100 lira olarak belirleyin arkadaşlar. Şimdi yıl sonuna gelin hemen. Yıl sonunda. Bu adamın maaşlarına %80 zam yapılıyormuş ya. 180 lira olur maaşları. Soru Bankası da enflasyon oranı %125 olduğu için 225 liraya çıkar dostlarım. Yani 125 lira artıştı yaptık, 225 liraya çıktı. Şimdi bu adamın normalde maaşı yıl sonunda 225 lira olmalıydı ki enflasyonla denk olmalıydı ki bir kayıp yaşamasın. Ama şu anda bir kayıp yaşıyor. Hatta ne kadar kayıp yaşadı arkadaşlarım? 45 TL kayıp yaşadı. Bak 225 lira olmalıydı. 45 TL kayıp yaşadı. 225'te 45 kayıp yaşadıysa acaba yüzde ne kadar kayıp yaşamıştır diye bize soruyor. Yüzdesini soruyor arkadaşlar. E hadi çözelim. Yüzde 45'i çarpacağız. 100 çarpı 45 bölü 225 dediğimizde x'i buluyoruz dostlar. Hadi çözümleyelim burayı. 45'i bölelim, 45'e bölelim. Yok, 25'e bölelim. Kaça bölelim? 25'e bölelim şunları arkadaşlarım. 4 olsun, 25'e bölelim, 9 olsun. Şimdi 45 ile 9'u sadeleştirelim. 5 kalsın, 4 kere 5, 20 çıktı sorumuzun cevabı dostlar. Evet, 1 numaralı sorumuzun cevabı 20. Geldik 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Yıllık enflasyon oranı 3 basamaklı bir sayı olan bir ülkede. Enflasyon oranını vermemiş. XTL'ye satılan bir malın fiyatı satıştan bir yıl sonra en az kaç TL olur? E o zaman en azı sorduğuna göre biz de enflasyon oranını 3 basamaklı sayıların en azı olan %100 seçelim arkadaşlarım. E %100 ise X liraydı bir ülkenin satılan bir mal. %100 enflasyon geldi buna arkadaşlarım. 2 katına çıkmaz mı kardeşler? 2X olur. Bursa geldi sorumuzun cevabı. Geldik 3 numaraya. Enflasyon oranının yılda %50 olduğu bir ülkede alım gücü %20 azalan bir memurun maaşına yapılan yıllık zam oranı yüzde kaçtır diye bir soru sormuş. Bu sefer maaşını soruyor dostlar bize. Şimdi hemen şöyle yapalım. Adamın maaşı normalde 100 lira olsun. Adamın dershane parası da ya da dershane parası demeyelim. Soru bankası diyelim yine arkadaşlarım. Soru bankası da yine 100 lira olsun kardeşler. Maaş da 100 lira, soru bankası da 100 lira dedik biz şimdi buna. Yıl sonuna geldik. Yıl sonuna geldik. Şimdi bu adamın maaşına yapılan zam mı şu anda bilmiyoruz. X lira olsun bu adamın yeni maaşı. Ve enflasyon oranı da %150 olduğuna göre 50 TL'lik bir artış var. 150 TL oldu artışı. Yalnız diyor ki memurun alım gücü %20 azaldı diyor kardeşlerim. Yani %20'lik bir azalış var. Acaba 150'de kaç liradır bu azalış diye soruyorum ben ilk önce. 150'deki azalışını buluyorum yıl sonundakini. Hemen hesaplayalım bunu. Bununla bunu çarpalım. 150 çarpı 20 bölü 100 diyelim arkadaşlarım eşittir A. Sıfırların birer tanesini götürelim. A eşittir 30 geldi. Demek ki 30'luk 150'de 30'luk bir azalış var. Yani 120 lira olmuş bu adamın yeni maaşı. Yani 100 liraydı 20 lira zam koymuşlar. %20 zam artmış adamın maaşı arkadaşlarım. Cevabımız Denizli geldi. Son sorumuza bakalım. Ne diyor bu amca?
İşçi maaşlarının bir yılda %68 arttığı bir ülkede, yine maaş diyelim biz arkadaşlar, bu adamın maaşı 100 lira olsun. Sonra enflasyon, işte bir tane de bir şey aldıralım bu adama. Ne aldıralım? Ev kirası diyelim bu sefer. Ev kirası olsun. 100 lira olsun ev kirası arkadaşlar. Şimdi yıl sonuna geliyoruz. Yıl sonu. %68 arttığına göre 168 lira oldu bu adamın maaşı. Yalnız enflasyonda şöyle bir şey varmış. İlk 6 ay enflasyon %12 artıyor. Şimdi ilk 6 ayı hesaplayalım o zaman ev kirası için. İlk 6 ay diyelim. %12 artıyor. O zaman 112 lira oldu. İkinci 6 ay diyelim dostlarım. İkinci 6 ayda da bunun üstüne %25'lik bir zam yapıyoruz. Yani 112'nin %25'ini alacağız dostlarım. Tekrar 100'ün %25'ini almayız. 6'ya böldü, 2'ye böldüğüne göre yıllık enflasyonu. Bir ilk önce %12 yaptırıyorum. Sonra %12'nin üstüne bir daha %25 geliyor. Yani 112'nin %25'ini alacağız. Böldük 4 geldi. 112'yi de 4'e bölersek 56, 28 geliyor arkadaşlarım buradan. Bir 28'lik daha zam gelmiş enflasyona. Artmış enflasyon oranı. 28 koyarsak 140 mı oluyor ikinci 6 ayın sonunda? Yani yıl sonunda da 140 lira oldu bu adamın maaşı. Ev maaşı 168 lira, pardon. Ev kirası 140 liraya döndü dostlarım. Peki şimdi hemen hesap yapalım burada. Ne kadarlık bir kazancımız ya da kaybımız var arkadaşlar? Bunu bir hesaplayalım hemen. 168'den 40'ı çıkarttık. %20. Daha doğrusu 28, pardon, ne şey yapıyorum. 28 liralık bir bizim kazancımız var. Artmışlığımız var. Alım gücümüz 28 lira artmış. Tabii bu nerede 28 lira arttı arkadaşlarım? 140'ta 28 lira, değil mi? Enflasyonda. 140'ta normalde 140 olması gerekiyordu. 140'ta 28'lik bir kazancım varsa acaba yüzde ne kadarlık bir kazancım var diye soruyorum ben. Buradan buraya 5'e bölmüş dostlarım. Biz de burayı 5'e bölelim. 20 çıksın. %20'lik alım gücümde bir artış var arkadaşlarım. Bakın daha fazla olduğu için alım gücüm arttı. Evet, çevirdim. Son köşe taşımıza geçiyoruz. Yüzde ve kar problemlerinin. Önce bir odaklanma muhabbetine bakalım. Her şey yolunda. Hadi bakalım. Birinci soruyu okuyoruz şimdi Goberler. Bir iş yerinde çalışanlara ücrete net 60 TL zam yapılıyormuş ya da ücrete %15 zam yapalım diye bir seçenekler sunuluyormuş. ATL alanlar birinci seçeneği seçiyormuş. Demek ki birinci seçenek A'lar için daha karlı. B alanlarda ikinci tercihi seçiyorlarmış. Demek ki ikinci seçenek de B'ler için karlı. Yani şunu demeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi A'daki adam birinci seçeneği seçmesinin sebebi şu. Eğer direkt 60 TL zam alırsa diyor A'daki adamlar. Eğer diyor A'nın üstüne A'nın %15'i kadar zam koyularak yapılan ikinci seçenekten daha karlı oluyorlar diyorlar. Yani böyle olunca maaşları daha fazla oluyormuş öbürüne göre. İşte burada söylenen denklem bu arkadaşlarım. Hadi A'ları bir silelim. A'lar gitsin. %15'ten daha karlı oluyordu. 115, 5'e 15'e bölelim. 15'e bölelim. 4. 100 ile de burayı çarpalım. 400 büyüktür. Burada da A kaldı. Demek ki A 400'den küçükmüş. Bunu anladık biz. B'dekiler de şunu yapıyormuş dostlarım. İkincisini seçiyorlarmış. Çünkü B'dekiler %15'lik zammı seçince daha fazla kazanıyorlarmış. Eğer 60 TL'lik direkt net zammı seçselerdi diyor. B'ler gitti. Yine 15'e böldüm, 15'e böldüm 4. 100 ile çarptım. B de büyük çıktı 400'den. Bakın ne çıktı? A 400'den küçük, B 400'den büyük geldi dostlarım. Birinci sorumuzun cevabı Adana çıktı arkadaşlar. Hadi ikiye bakalım şimdi. Bir fabrikada günlük ücret zammı için iki seçenek vardır. Birincisi ya net direkt maaşın üstüne 50 TL koyacaksın diyor ya da kazandığın paranın %20'si kadar fazla alacaksın diyor. Bu fabrikada günlük KTL olan bir işçi 50 TL'lik zammı seçmiş bak. KTL kazanan 50'lik zammı seçmiş ki çünkü diyor K'nın üstüne %20'sini koyduğunda
daha az kazanacaktı diyor. Öbürü daha fazladır diyor. O yüzden bunu seçmiş. Demek ki K'lar gitti. 20'ye bölelim. 20'ye bölelim 5. 5 ile de 50'yi çarpalım. 500 büyüktür K çıktı. Demek ki K 500'den küçük gibi bir sayı gelecek arkadaşlarım. Böyle bir şey çıkacak karşımıza. Bir yerde bir hata yaptık mı bir daha bakalım. İkincisi günlüğünün %20'lisidir. Günlüğünün %20'sidir diye soruyor. K TL olan birincisi net 50. K artı 50'yi seçecek arkadaşlarım bu adam. K artı 50 ya da K artı 20K bölü 100'ü seçecek. Doğru yaptık biz her tarafta. 5 ile 50'yi çarpınca 500 mü olur lan? 5 ile 50'yi çarpınca 250 olur. K küçüktür 250. Tamam. 500'de işimiz yok yani. 500'leri silelim. K 250'den küçük çıktı. O zaman bu da gitti. Bu da gitti. Şimdi diğerini düşünelim. M lira olanlar da diyor. Maaşı M lira olanlar ikinci zammı seçiyor. Yani M artı 20M bölü 100 bunlar için daha karlıymış M artı 50'yi seçmekten. Peki M'ler gitti. Bölelim bölelim 5. 5 ile 50'nin çarpımı M büyüktür 250 çıktı. M 250'den büyük, K 250'den küçük. Ceyhan geldi sorunun cevabı. Şuna bakıyoruz 3 numara. Fisko Birlik fındığa iki türlü zam seçeneği sunuyor. Birinci zam %10, ikinci zam net 55 TL'dir. Randımanı iyi olan fındığın kilosu A, randımanı kötü olan fındığın kilosu B TL'dir. Her iki fındığa sahip olanlar da %10'u tercih ediyormuş. He. Şimdi A olan adamlar %10'luk zammı seçiyormuş arkadaşlarım. Ve böylelikle direkt 55 liralık zamdan daha fazla kazanıyorlarmış. O yüzden bunu seçmişler. A'lar gitti. Şunlar gitti. Demek ki A büyüktür. 550 çıktı. 550'den büyük olacak A. Bu gitti. Bu gitti. Bunlar dursun şimdi elimizde. Şimdi diyor ki B'likler de aynı muhabbeti yapıyor diyor. B olanlar da yine aynı şeyi tercih ediyorlar ki diyor. Demek ki bu da B'ler için de bu karlıymış arkadaşlarım. Böyle yapalım. Yine B'ler gitti. O zaman B de büyük gelecek 550'den. Şimdi B de 550'den büyükse bu da gitti arkadaşlarım. Şimdi seçenek ya bu ya bu. Bunu da ne belirleyecek? A mı daha büyük, B mi daha büyük diye belirleyeceğiz arkadaşlarım. Orada da şu devreye giriyor. Randımanı iyi olan fındık A ya. Demek ki A daha büyükmüş arkadaşlarım. O halde cevap Denizli gelecek dostlar. Şimdi geldik şuna. Petrol krizinin yaşandığı bir dönemde bilmem ne ülkelerini kapasitelerini %20 arttırmak ya da X varil net artış için karar alıyor. Tamam. Ülkeleri kapasitelerini %20 arttırmak. Kapasitesi A olanlar %20 artışı. Hadi bunu belirleyelim. Şimdi A ise benim kapasitem %20'si daha fazlasını tercih ediyorum ki A artı X varilden daha karlıymış bu. Hemen sadeleştirme muhabbetine girelim. A'lar gitsin. Birer sıfır sildim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 5. Burada bir tek A kaldı. Büyüktür. 5'i de buraya attım. 5X çıktı. A 5X'den büyük. A 5X'den büyük. Bunları silelim. A 5X'den büyük. Bunu silelim. A 5X'den büyük olacak. Bunu silelim. Bu zaten dangalak bir şey olmuş. 5A 5X yazmış. Bir şeyler yazmış. Bunu da silebiliriz arkadaşlarım. Cevap Edirne geliyormuş. A 5X'den büyük. Ama diğerini de biz bir görelim. B olanlarda net X varilini alıyorlarmış. Yani B'nin üstüne X koyduklarında daha karlı oluyorlarmış. B artı %20 B bölü 100'lük zamda. B'ler gitti. Yine aynı şekilde 5. 5'i buraya attım. 5x büyüktür B'den. B 5x'ten küçük olacak. Evet zaten Edirne seçeneğinde de böyleydi dostlarım. Evet Kobeller. Bu testlerimizi de gömdük arkadaşlarım. Bu ünite de bitti. Bir sonraki ünitemizde görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.